İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Cezire Ermenilerinin mevcut durumu ve karşılaştığı zorluklar. Rasul Ayn, Nevzat Onaran, Ermenilere yapılan ırkın öldürülmesi değilse nedir? Edita Gızoyan, Öncelikle soykırımın kurbanlarının sadece öldürülenler olmadığını anlamamız gerekiyor. Olimpiyat sıralama turnuvası, Artur Bazayan'ın ikinci zaferi. Şar Aznavur'un Lotrek müzikali Yerevan Opera binası sahnesinde eşsiz bir ressamın ilginç yaşam öyküsünü sundu. Rasul Ayn, Hasice eyaletinin kuzey bölgesinde Türkiye'nin işgal ettiği Batı Ermenistan sınırında yer alan kırsal bir kasabadır. 1915'te Ermenilere yapılan soykırım Armenosid'in ardından Derzor gibi Ermeni halkının sığınaklarından biri haline geldi. Burada vesayeti Doktor Vannes Saatçiyan liderliğinde bulunan az Nahadagat Anaokulu yanı sıra Ermeni Kilisesi Surpagop faaliyet gösteriyordu. Suriye Savaşı öncesinde 2011'de soykırım Armenosid sırasında buraya yerleşen ve huzurlu bir hayat süren Ermeni ailelerin sayısı 14'e ulaştı. Bunların bir kısmı esnaf, bir kısmı çiftçilik. Bir kısmı da elektrikli aletlerin tamiriyle uğraşıyordu. Kadınlar ev hanımıydı. Çocuklarının Ermenice yetiştirilmesiyle meşguldüler. Bazıları ulusal kolejde öğretmenlik yapıyordu. Sırbun adında bir eczacı çeşitli bitkileri kullanarak reçeteler hazırlıyordu. Rasul ayındaki Surpagop kilisesinin geçmişte kendi rahibi vardı. Ancak nüfus azaldıkça kilisenin kendi ziyaretçi rahibi, Hasice'nin eski Kilisesi'nin papazı Mesrop Bedrosyan mahalle sakinlerinin manevi ihtiyaçlarını karşılamak için o kiliseyi ziyaret ediyor. Daha sonra babasının rahatsızlığı nedeniyle yerine Kamışlı'dan ruhani papazı Rahip Berberyan yine misafir rahip olarak atandı. Suriye savaşı sırasında silahlı terörist gruplar şehre iki kez saldırıp ele geçirdiler ve ilk ele geçirilmeden itibaren tüm Ermeni aileler umutsuzca Rasul Ayn'den kaçarak Cezire'nin çeşitli bölgelerine yerleştiler. Neyse ki şehrin ilk ele geçirilip kurtarılmasının ardından oraya gidip durumu inceleme fırsatımız oldu. Duvarlarında kurşun izleri bulunan ulusal koleji ziyaret ettik. Şükürler olsun ki hasar bir şekilde katlanılabilir olmasıydı. Ayrıca kilisenin girişine yakın bir yerde çakıl taşlarıyla dolu bir delik gördük. Görünüşe göre bir mayın ya da bomba patlamıştı. Ne yazık ki kısa bir süre sonra Rasul Ayn Ekim 2019'da tekrar Türkiye'li teröristler tarafından işgal edildi ve bugüne kadar işgal altında kalmaya devam ediyor. Şu anda orada Vreşke Şişyan'ın dışında hiçbir Ermeni ikamet etmemektedir. Karısı ve çocuklarının Hasitçe'ye taşınmasına rağmen özverili ve isteyerek orada yaşamaya devam ediyor. Doğduğu yerin dışında yaşayamayacağı konusunda ısrar etti. Kiliseyi ve ulusal okulu denetler ve Cezire Papazı Levon Yegiyan ve okul yetkilileriyle birlikte sürekli temas halindedir. Türk gazeteci yazar analist Nevzat Onaran Türkçe ve Kürtçe yayınlanan iki dilli Dilop adlı sanat dergisinde yayınlanan ve Onaran'ın kısa bir gönderme yaptığı Hamidiye'den 24 Nisan'a başlıklı makalesinden Türk Padişahı II. Abdülhamit döneminden 1915'e kadar Ermenilere yönelik soykırım Armenosit sırasında Ermenilere yönelik soykırım Armenosit politikaları ve eylemleri içeren bir alıntıyı Batı Ermenistan Televizyonu sizlere sunuyor. Abdülhamit yolundaki iddiaçılar Jön Türklerin Birlik ve Terakki Partisi Abdülhamit'in zulmüne Ermeni ihtilalcilerle birlikte karşı çıktı. 1913 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti, Ocak darbesi sonucunda devrimci çizgisinden ayrılan, iktidardaki tek parti olarak Abdülhamit'in Batı Ermenistlerini İslamlaştırma amacıyla Ermenileri ve Hristiyanları yok etme politikasının takipçisi olacaktır. Tarık Zafer Tunay'a göre, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1911'den itibaren programını türkleştirilmiş ve Sadrazam Murat Şevket'in 12 Haziran 1913 tarihindeki suikastından sonra Osmanlıcılıktan Türklüğe aktardığı ideolojisi benzersizdir ve resmiyet kazanmıştır. 1914 yılında Ermeniler hedef alındı. Alman-Türk İttifakı Antlaşmasının imzalandığı 2 Ağustos'tan itibaren. Ağustos 1914'ten 24 Nisan 1915'e kadar olan dönemi özetliyorum. 1. 5 Ağustos'ta zorunlu askerlik ilanıyla tüm milletlerin Osmanlıları gibi 45 yaşın altındaki tüm Ermeni erkekleri askere çağrıldı. 2. 6 Eylül 1914 şifresiyle Ermeni milletinin ileri gelenleri izlendi. 3. Eylül 1914'ten itibaren yazışma dilinde düşmanın konusu Ermenilerdi. 4. 6 ay sonra 28 Şubat 1915'te Bakan Talat'ın resmi açıklaması Ermeniler iç düşmandır. 5. 11 Kasım'da savaşa giren Osmanlı Devleti 4 Ocak 1915'te Sarıkamış'ta Rusya'ya yenildi. 6. Kasım ayında Bitlis, Erzurum ve Van valileri arasında Bakan Talat ile yapılan yazışmalarda Ermenilerle ne yapılacağı konusunda anlaşmaya varıldı. 7. Erzurum valisinin 1 Aralık 1914 tarihli şifresinden İttihat ve Terakki Ana Komitesi'nin Ermeni ihtilalini engellemek amacıyla aldığı kararın Van ve Bitlis'e iletildiğini öğreniyoruz. Ermeniler topraklarından sürülecek. 8. 25 Şubat 1915'te Ermeni askerleri silahsızlandırıldı. 9. 4 Mart 1915'ten itibaren geçici bir kanunla tutuklu çeteleri oluşturularak cepheye gönderildi. 6 yıl sonra bu tutuklular Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunuyla affedildi. 10. Erzurum valisi Tahsin Uzer 19 Nisan'da Van ve Bitlis valiliklerinden aldığı bilgileri inceledi. Ermeni devrimi Van'da başladı. Ermeni meselesinin çözülmesi gerekiyor. 11. 16-17 Mayıs Rus işgalinden önce Van, Kayseri, Diyarbakır, Elazığ, Harbert, Maraş, Adana, Eskişehir, Urfa, Samsun ve Edirne'den gelen raporlar devletin sahada tam bir üstünlüğe sahip olduğunu göstermektedir. 12. Van 3. Ordu'nun verdiği bilgiye göre şehirde kuşatma altındaki Ermenileri ortadan kaldıracak askeri bir güç bulunmaktadır. Rusya 19 Mayıs'ta Van'ı işgal etmiş, zafer bekleyen İttihat Hükümeti Rus işgalinin ardından iç düşmana odaklanmıştı. Hiçbir Osmanlı belgesinde Ermeni isyancıların meşru müdafaa kuvvetlerinin kontrolünde olan ve devlet iktidarının giremediği topraklardan bahsedilememektedir. Devlet her yere hakimdir gazetecilerle bir araya gelen Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit Mize Enstitüsü Müdürü Edita Gızoyan bugün dijital teknolojiler çağında yaşadığımızı kaydetti. Gerçek belgelere dayanarak Türk toplumunu tarihten soyutlamak mümkün değildir dedi. İnternette küçük bir araştırma sonucunda Ermenilere yönelik soykırımla Armenositle ilgili tüm gerçekleri okuyabilirsiniz. İngilizce yayınlarımız bize okuyucu sayımızı büyük ölçüde artırma fırsatı veriyor. Ayrıca web sitemiz aracılığıyla düzenli olarak kamuoyuna bilimsel bilgiler sunmaktayız. Web sitesinin Türkçe olarak da çalıştığını ve temel olarak tüm materyallerimizin bu şekilde çevrildiğini ve dağıtıldığını belirtmek isterim. Her yıl müzeye gelen Türkiye vatandaşlarının müzeyi ziyaret ettiğini ve bu sayede kendi tarihini de tanıdığını belirtmeliyim anıların basımı ve tercümesi de çok önemli. Çünkü doğrudan soykırımdan, arminositten sağ kurtulanlar tarafından yazılması, etki ve derinlik açısından suç devletindeki vatandaşların gerçekleştirilen soykırım arminosidi daha iyi anlamaları açısından da çok önemli. Ermeniler mağdurun üzerinden geçen soykırımı anlama, mağdurun sunduğu suçluyu görme fırsatı sağlıyorlar. Bir asır sonra soykırımın Arminosid'in utancı Artsak'ta da tezahürlerini buldu. Arminosid Müze Enstitüsü bu konuyu uluslararası mahkemelerde gündeme getirecek bir şey planladı mı, üstlendi mi sorusunu Gızoyan şöyle cevaplandırdı. Anıt kompleksi topraklarında Artsakh'ın tarihi ve Azerbaycan'ın Ermeni karşıtı politikasıyla ilgili iki bileşenimiz var. Anıtın arazisinde 1. Artça Savaşı'nın başlangıcında şehit düşen 5 özgürlük savaşçısının mezarları 1988-1990 yıllarında Sumgayit, Kirovabad ve Bakü'de Ermenilere karşı uygulanan şiddete programa adanmış 3 haçkar bulunmaktadır. Bu durumdan yaralanarak tüm delegasyonlara Artsah meselesinin tarihini de sunuyor konuyu Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit ile ilişkilendiriyor ve bu mezarların ve haçkarların neden Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit anıt kompleksinin bir parçası olduğunu açıklıyoruz. Azerbaycan'ın Ermeni karşıtlığı ve Ermenilere karşı uyguladığı bu şiddet gösterileri insanların algısına göre Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit'in devamıydı. İngilizce dergimizin sadece Arsah meselesine ayrılmış özel bir sayısının yayınlandığını ve kültürel soykırım, kültür sit, sumgayit programları, Arsah meselesinin hukuki analizi ve ayrıca Arsah meselesinin tezahürleri üzerine 5 farklı bilimsel makalenin yayınlandığını belirtmeliyim. Ermeni nefreti kapsamlı bir şekilde ortaya konulmaya çalışılıyor. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki 2023'ün son Cildinde etnik temizlikle ilgili iki makalemiz daha var. Bunlardan birini meslektaşlarımla birlikte ben yazdım. Diğeri ise Lemkin Enstitüsü Başkanı Eliza von Foç tarafından yazıldı. <laughs> Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen olimpik sıralama boks turnuvasında Avrupa ikincisi Artur Bazeyan ikinci zaferini elde etti. 57 kiloda Artur Bazeyan, Ürdün temsilcisi Yusuf Yaşaş'ı mağlup etti. Ön eleme turunda Artur Bazayan, Fas'ın temsilen İmmat Azul'u mağlup etti. Olimpiyat sıralama turnuvası 3 Haziran'da sona erecek. Ermeni boksörlerin henüz Paris Olimpiyat oyunlarına referansı bulunmuyor. Birçok kişi Şarl Aznavuru ünlü bir şarkıcı, binden fazla popüler şarkının yazarı, harika bir icracı ve eşsiz bir sanatçı olarak tanıyor. Ancak çok az kişi Aznavur'un aynı zamanda müzikaller de yazdığını biliyor. Bu gerçek şansonyerin 100. yaş günü vesilesiyle 24 Mayıs'ta renkli ve etkileyici müzikali Lotrek'in Alexander Spendaryan adlı Ulusal Opera ve Bala Akademik Tiyatrosu'nda sunulmasıyla ortaya çıktı. Aznavur'un kendine özgü müziği, güzel sahne çözümleri, parlak oyunculuğu, renkli ve parlak kostümleriyle müzikal, post empresyonizmin temsilcisi 19. yüzyıl Fransız ressamı Henri Toulouse-Lautrec'in zengin, ilginç ama bir o kadar da hüzünlü ve dramatik bir yaşam öyküsünü anlatıyor. Sayın izleyiciler ve sevgili vatandaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.